Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz iyi ahlak sahibi olmak, ahlak. Bir halk vardır, bir de huluk deniyor. Halk bedensel yapı yaratılış. Huluk insanın huyu, tabiatı, yapısı anlamına geliyor. İnsanın güzelliği ahlakıyla olur muhtemelen. Ahlakıyla. Bir kimse bedensel açıdan güzel de olsa ahlaki olmadı mı ona geçim olmaz yani böyle. Komşu olsun, arkadaş olsun, eş olsun böyle. Demek ki insanın insanlığı ahlakıyla onun orantılıdır. İnsan ahlakıyla. Tabii en iyi ahlak sahibi kimdir? Aleyhisselam Hazreti Peygamber Muhteremler. Bize Allah tabiri Kur'an-ı Kerim'inde Rahim ve inneke le ala hulukun azim bir Mevlam. Ve inneke muhakkak ki sen ya Muhammed. Buradaki ke zamir hitap ediyor. Le ala hulukun azim. Azim ahlak üzerine Mevlam bir Peygamberimize. Yani Allah buna şahit yapıyor Muhteremler. Allah. En iyi ahlak sahibi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ahlak sahibi. Hazreti Hişam Hazreti Ülben'in oğlu Ayşe Validemizin de yeğeni oluyor. Sonra Ayşe Validemize Hazreti Ayşe Validemize Ayşe ve Kırı dinin yarısını Ayşe Validemize alın buyuruyor Peygamber. Dinin yarısını. Tabi Peygamberimizin bir eşi olarak, hanımı olarak onunla her zaman bir arada bulunduğu için başka bir müddet sığılabilirdi böyle. Hadişan sordu. Ya teyze diyordu ona da. Ya teyze. Dedi ki Rabbim Kur'an'da öyle buyuruyor ki en iyi ahlak sahibi Resulullah Aleyhisselam Hazretleri. Neydi onun ahlakı? Nasıl ahlakı? Şöyle cevap verdi. Sen Kur'an okumuyor musun dedi böyle. Eleyse takrarlı Kur'an. Sen Kur'an okumuyor musun? Okuyorum. Onun ahlakı Kur'an'da buyurdu. Yani hulukul Kur'an'ı buyurdu. Onun ahlakı Kur'an'da. Oradan Kur'an'ı yaşama yetkisine sahip ancak Aleyhisselam Hazretleri derler. Kur'an'ı alacak, onu yaşayabilecek, uygulayacak, onu hayata geçirecek direkt olarak Aleyhisselam Hazretleri'de, Peygamberimiz'e böyle. Ve ayetler okudu. Kur'an-ı Kerim'den ahlakla ilgili ayetler okudu böyle. Kur'an-ı Kerim'den. Biz ne yapacağız? Biz tabi Peygamberimize tabi olarak böyle. Şimdi bir tıp mesela, tıp bilgili bir kitap. Bir insan okumaz mı? Bilir. Türkçe bilir. Kitap okur ama hekim doktor olamaz ama bak böyle. Yani her bilimin, her ilmin yolcusu vardır böyle. Hukuk kitapları vardır mesela, hukuk ilgili. Kişinin davası olur, gene profesördür başka dalda. Bir mahkemesi olur, avukata gider böyle. Kitap Türkçe. Demek ki bir insan Kur'an-ı Kerim'in mealini okusa da alim olmaz mı? İnsan Kur'an'ı bilemez böylece böyle. Ancak Kur'an'ın anlayan muhatabı ona ini nazi olan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'dir böyle. Hatta bazı peygamberle Cebrail'e danışırdı Cebrail Aleyhisselam'a. Konu danışırdı bazı şeyler ona danışırdı. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri akşamdan çıkmış, hava hafif kararmış benim müverde. Bir kız çocuğu, küçük, 10-12 yaşına gene kız çocuğu, ağlayarak gidiyor. Sessiz ağlıyor ama. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ahlak sahibi olunca her açıdan, yani şefkatli, merhametli, her şeye karşı duyarlı, gönlü, yani yufkı yürek derler, dikkatli kalbi böyle.
Hemen ilgilen tabii kızı çağırın diye ağlıyorsun kızım. Dedi ki ben filan Yahudinin kölesiyim, caresiyim Yahudinin. Bana iki dinar, iki dirhem verdi bana. Ona para birimi dinar ve dirhem. Dinar altın paraydı, dirhem gümüştü. 10 gümüş para bir dinar ile geçiyordu. Bana da efendim olan Yahudi iki dirhem gümüş para verdi. Birine şişe al, birine yağ al diye. Ve bana tembih etti, çabuk gel diye. Ben de koşarak gittim, aldım onları. Yine dönüşe koşarak giderken ayağım kaydı, düştüm, şişe kırıldı. Yağ döküldü. Şimdi bir diyeceğim, çok beni dövüyor. Çok sert, aksi, onun kölesi. Hiçbir yetki yok, hakkı bir şeye böyle. Şimdi eve diyeceğim dedi, çok korkuyorum. Şimdi çok beni döver şimdi böyle. Peygamber Hazretleri, yani baktı üzerinden, iki dirhem var mı üzerinde Peygamber'de? Hem devletin başkanı mı? Devletin başkanı, hem peygamber, üzerinde iki dirhem, gümüş para var. Al bakayım kızım bunları, git sen tekrar oradan al onları, götür onları eve, ağlama. Kız ama koşarak tekrar gitti, alacak yer çarşıya gitti. Yine şişeyle yağ aldı. Koşarak gidiyor ama yine ağlıyor kız ama. Hem sessiz ağlıyor. Yani çağırdı, niye ağlıyorsun? Şişine de gene ben döver, geç kaldım diye. Öyle bir adammış böyle. Yahudi, katı kalpli bir insan. Yine ben döver. Peygamberimiz, kızım üzülme, üzülme. Ben seninle beraber geleceğim. Ben senin işi onunla rica edeceğim. Sen dövmesin diye. Olur mu? Ağlama kızım sen böyle. Kız içine çekip geliyorlar beraberce. Kapıya geldiler. Yahudi çıktı. Baktı karşısında görünce peygamber de bir şaşırdı tabii böylece. Herhalde ne bu Ebu'l Kasım? Onlar peygamber derler peygamberimize. Ebu'l Kasım derlerdi. Lakabıyla. Böylece. Niye gidin hayrola? Ona arz etti meseleyi. Bak sen bu carin olan, yani körlen bu kıza böyle paranmışsın. Acele gelip tembih etmişsin. O da bunları kırmış bir durum böyle bu şekilde. Ne olur benim hatırım için. Ben de ona adına rica ediyorum. Ona dönmez mi bu akşam? Dedi bir şaşırdı. Şöyle bir durdu. Dedi ki ya Muhammed dedi be. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ki dedi devletin başkanısın. 10 biner insan senin ruhuna canını feda eder. 10 binler. Senin de onun canını feda eder 10 binlerce kişi. Sen böyle bir insanken bir köle kız, köle kız böyle. Onun hatırı için kalktın buraya kadar geldin, benim Yahudinin evine geldin, bana da bulunuyorsun. İçeri gel ne olur diye rica etti böyle. Girelim, içeri girdiler. Dedi ki Yahudi şimdi böyle bir ahlak sahibi ancak peygamber ahlak olur bu şekilde böyle. Sen hak peygambersin dedi. Orada gelmişi getirdi. Müslüman oldu muhtemelen. Kız tabii şunu duruyor böyle orada. Köle böyle. İlk kıza bak dedi işte Yahudi sahibi. Kızım artık hürsün dedi. Şu an itibaren böyle. Hürsün böyle. Yüzyıldaki çekerim varsa gidersin. Yoksa yarın benim de evde misafir kal bir kaşım önünde böyle. Ama artık hürsün dedi muhtemelen bu şekilde. Demek ki ahlak ile insan ne yapıyor? Karşı güne gönlünü yapıp ahlak ile mutlanır. Yine bir gün Ebu Hanife Hazretleri, İmam Azam Hazretleri yani böyle. Onda bir Yahudi'den alacağı varmış. Önce onun işi ticaret de yapardı. Ticaret yapardı. Ama çok hassas dengeli yapardı böyle. Yani bir şüphe karışmasın diye çok incelerdi. Yahudin alacağı varmış, günü geçmiş, parayı getirmemiş. Gideyim hatırlayayım, unutmuş belki diye evine gidiyor. Hava da o gün yağışmış, yerler çamur. Ama asfalt yok tabii, toprak yerler. Yağmur yağdı mı yerler çamur oluyor. Yer çamurlu, gidiyor tam köşeymiş evi de. Tam onun evine geldiği anda orada ayağı kayıyor, yolmaz ama.
ayağı kayıyor çamurdan. Elinde abone yer düşmeyeyim diye. Elinde defter yapıyor, abone yer düşmeyeyim derekten. Düşmüyor elinde böyle. Fakat birden kalkamıyor. Elinde duvara tutunuyor. Kuvvet almak için destek olarak. Öyle kalkıyor. Kalkıyor ama şimdi bakıyor ki eli çamurlu beş parmağı duvara çamurlanmış. Yağdı evine yeni sıvamış. Yeni sıvamış. Sıva üzerine tabii beş parmak çamur iz yaptı. Eyvah diyor. Ben şimdi bunun diyor malına zarar verdim. Bunu sıvamış. Yeni sıvamış. Bunu böyle çalmadım ben bunu böyle. Ne yapayım diye. Çıkar cebinden çakısını. Onu kazıma başlıyor şimdi böyle. Sileyim derken ama böyle kazınır şimdi. Daha fena oluyor bu sefer böyle. Bak yapacak bir şey yok. Kapıya gidiyor. Ama tabii zil yok, kapıyı vuruyor. Yağdı çıkıyor işte efendim geç şöyle oldu, böyle oldu yani boş yönünden. Bir takım tabii bir şeyler böyle. Onda kolay, uç kolay böyle diyor. Daha mühim bir şey var işte. Ne var? Sen böyle gel bakalım. Bak durum böyle böyle oldu böyle diyor. Ayağım kadar düştüm işte. Abandım, tuttum bu şekilde. Serken bunu da kazıdım. Önce bununla helalaşalım. Ne istiyorsan yapayım ben buna şimdi. Ne istiyorsan yapayım. Önce bunu helalaştırdım bu şekilde bunu. Ya da şeye bakıyor. Adı Numan. O zaman öyle derlerken daha ticaret oruçluyken. Ya Numan dedi işte. Ya Numan dedi böyle. Ben bunu görmedim. Kimse yok yolda. Kimse görmedi. Niye sen bunu böyle üzülüyorsun, bana bunu söylüyorsun? Yani söylemesen ben bunu görmedim. Kimse yok, gören de yok yolda yok bu şekilde. Niye böyle yapıyorsun? Allah gördü dedi böyle böyle. Peki ama ben Yahudiyim dedi. Kim olsa o hak hak dedi böyle. İslam'da böyle böyle. Yani Hristiyan, kafir, ne olsa dedi. Hak hak dedi. Mahşerisi hakkını bile alacaksın. Ve helalaştın bu şekilde. Orada Yahudi dedi ki İmam Muazzam, ya Numan sen beni de kalbime vurdun sen beni de şimdi dedi böyle böyle. Yani böyle bir din. Yani din düşmanı ki Yahudi, böyle hak arıyorsun bu şekilde. O da İslam'a geldi muhteremler. Ebu Hanife de borcunu helal attığını, alacağını böyle. Helal attığını böyle, almalı borcundan. Hazreti Enes buyuruyor, Radhan Hazretleri. Hazreti Enes. Hazreti Enes'in başka bir özelliği var. Enes özelliği var. Ona biraz daha açıklarım işte, tekrar ismi gelecek. Yani Resulullah, Hazreti Enes'i hulukan. Buyuruyor ki Resulullah Aleyhisselam Hazretleri insanların en iyi ahlak sahibiydi. En iyi ahlak sahibiydi diyor. Enes Hazretleri böyle. Ahlak yönünden, huy yönünden, tabiat yönünden, yapı yönünden en iyileri böyle. Bu da nedir? Önce surat asmama oturuyor böyle. Güler yüzü böyle, tebessüm böyle. Tebessüm böyle. Ve kötülüğü ilk defa karşılamak, kötülüğü. Yani karşı kötülük ediyor, ona iyilikle karşılık vermek, kötülük yapana, iyilikle böyle. Neden? Karşı ama bana böyle böyle yaptı, yaptığını yapısı o şekilde, ahlak ona müsait. Böyle. Mesela hayvanların bile ahlakı farklı hayvanların bile böyle. Kedi mesela, öyle kedi var ki çok yumuşak huylu bir kedi, sakindir kedi böyle. Kimi de tırmalar canavar gibidir böyle. Abinin köpek mesela, kim köpek ısırır, saldırır, köpek başkaları böylece. Kuzunun tabii başka, her şeyin huyu tabiatı başkadır. İşte insanlar bunun gibi, demek karşı insanın huyu iyi değil, ahlakı iyi değil, aksi bir insan, sert bir insan, kırıcı bir insan, kinci bir insan. Ama ona aynı iyiliği karşılık vermeme gerekiyor ona muhtemelen. Onun seviyesi inmeme gerekiyor aslında böyle. O onu yapıyor. Bu ne yapacak? Bu da kendine yapacak mıdır? Mesela bir cemiyete diyelim, bir hediye getirdi buna. Ama hediye getiren kişi akrabasıdır, komşusudur, arkadaşıdır böyle. Fakat zor geçiren bir insan, yani geçimi dar, fakir bir insan, bunun arkadaşların bir cemiyeti var, akrabası cemiyeti var, ona bir hediye getiriyor. Nasıl getirir? Tabii kendi durumuna göre getirir sana böyle. Ona göre getirir böyle şey. Şimdi o aynı bu kişinin değil de bir cemiyeti olsa, o zengin kişi aynı şeyi götürürse
Uyar mı? Olmaz mı? Muhtemelen. O da kendi şeyini yapacak mı? Yapacak böyle böyle. Yapması gerekiyor. Buraya Peygamber Hazretleri Hazreti Tirmizi'de مَا مِنْ شَيْنْ اَسْكَرَ فِي زَانِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَلْمُ كَيَامَتِ مِنْ حُسْنِ حُلُقُ Kıyamet gününde, yani mahşer gününde, kıyamet aslında kabirden kalkma, yani kıyam, kalkış demektir. Namaz aldırmaya kıyam deneyecek durmaya da böyle. Asıl kıyametin sözlük anlamı kabirden kalkış, yeniden bir yaratılış. Sürü fırlayacak, tek bir canlı kalmayacak, bir iki de hariç canlanacak, hep bütün canlılar gelecekler. Mahşer yeri. Mahşer isim mekan dönüyor buna Arapçada. Haşir, toplamadan geliyor. Toplama yeri. Dünyada olacak. Ama dünya değişecek ama dünya. Dünya çok, bu dünya büyüyecek. Deniz kalmayacak, dağ, orman, tepe kalmayacak. Ya dümdüz olacak dünya böyle. Beyaz, gümüşümsü maden olacak. Güneşin de yeri değişik, büyüyecek. Güneş yakacak. Orada mahşeri kuracak. Böyle. Kim var orada? Bütün insanlar. Evvelin ahiren deniyor böyle. Dünyaya diri gelen ama. Diri gelen böyle. Yani ölü doğmamış. Ölü doğmamış. Dünyaya diri gelmiş. Dünyaya geldi. Canlı geldi. Bir iki nefes aldı, ruhunu teslim etti. O da gelecek başlattığında. O da gelecek böyle. Ancak ölü gelirse ona gelmiyor onlar. Bunun için doğan bir çocuk ölü doğarsa namazı kılınmıyor böyle. Yıkanır insan olduğu için böyle. Yıkanır, kefenlenir, mezara gömülür ama namazı kılınmaz. Eğer dünya diri doğarsa, böyle ki birkaç saniye olsun, böyle yeter ki can doğduğunun işareti olsun. Yani nefes alsın, bir şey yapsın. O yıkanır, cenazemize kılınır. O mahşere gelecek. Hesabı var mı? Yok. Ama şefaat hakkı var derler. Çocuğun şefaat hakkı var böyle. Şimdi tabii çocuk ölümü de farklı bir şey. Bir Allah dostu varmış. İlim, irfan, ahlak sahibi, işi gücü dine hizmet etmiş kendisine, orakine vakfetmiş. El ermemiş de, yaşı 40'a ermiş o dönemde, el ermiyor bir türlü. Bir gün bir sohbet otururlarken, şimdi uykuya dalmış böyle. Uykuya dalmış, bir uyanıyor, bakıyor etrafına, şöyle diyor, beni evlendirin, Arapça, zebicuni, zebicuni. Zevcuni, beni evlenin, bana bir hanım bulun çabuk, beni evlendirin. Allah Allah. Şimdi şaşırırken tabii, ben ne oldu bu şekilde birdenbire bu oldu? Diyorlar, hayır oldu efendim, ne oldu falan derken, şöyle bu cümletine bakın böyle. Kendimi diyor, mana aleminde, mana aleminde, o alem mana alemi. Diyor, yani rüyanın daha biraz farklısı. Uyanıklığa yakın bir hal böyle. Biraz kendini insan bilir. Kendimi diyor mahşerde buldum diyor. Mahşerdeyim böyle diyor. Bütün insanlar dirilmiş. Hayvanlar, cinler, melekler safsa olmuşlar. İzdiham. Mahşer, izdiham bazen. Ayak ayak üzerinde. Tepeden herkesin beyni kaynıyor. Ayaktan tabanda ayakları kişinin kaynıyor. İnsanların bedeni birbirini yakıyor. Herkes ter ter ter. Ciğerler yanmış, dile sarkmış diye böyle. Ama su yok böyle diyor. Baktım diyor, küçük küçük çocuklar diyor, sabiler böyle, kız erkek. Su götürüyorlar diyor böyle. Eline cennet tasları, işte soğuk, güzel tatlı su diyor. Götürüyorlar böyle diyor. Karşıdan bakıyorum diyor, ama bana getiremiyor böyle. Bir kız şöyle diyor, küçük. Tam yana geçerken diyor, kızım ne olur bana ver onu. Yok, ben bunu anneme babam vereceğim. Neden? Ben küçükken öldüm, onlara doyamadım, onlar bana doyamadılar. Allah izin verdi, ona götürüyorum. Sen çocuğun olup ölseydi küçükken, o zaman getirdi bunu. Böyle. O zaman şu anda getirdi böyle.
Onun için evlendiren Allah'a dua ediyordu. Allah'ım bana bir yavru ver ama onu sabit al ki maşallah bana şefaatçi olsun diye muhtemelen böyle. Şimdi olaylara dünyadan bakış var, bir de mahşerden bakış olaylara muhtemelen. Buradan baktığımız zaman tabii acı bir şey, evlat acısı. Çok acı bir şey. Buradan baktığımız zaman böyle. Bir de oradan bakış gerekiyor muhtemelen. Oradan bakıldığı zamanlarda iyi ki ölmüş deniyor muhtemelen. Bir de şu farkı var. Cennette olacak çocuklar. Hesap yok onlar bir şey böyle. Onun çocuklara telkin verilmez mezarda. Telkin verilmez çocuklara böyle. Namazı kılınır, gömülür ama onlara telkin vermez. Hesap yok onlara. Cennette hep aynı yaşta kalacaklar. Aynı yaşta kalacaklar. Aynı yaşta kalacaklar böyle. Ama akıllı olacak. Akıllı olacak. Tabii orada elbise değiştirmek yok. Tuvalet yok. Diş yok. Sonra yerin düşmek orada böyle. Şu ağacı çıkacak orada böyle. Tabii şu oynayacak orada çocuk orada. Ağacı çıkacak. Ama cennette yer çekim yok cennette. Yer çekim yok. Böyle düşmüyor cennette böyle. Bunu görünce ne yapacak diğer cennet ehli? Bakacak onlara da. Ne mutlu bunlara be. Bak çürü yanı başında böyle şey. Çünkü büyük çocuğu mesela cennete girmiş ama ayrı ev, avunun köşesi ayrı ama tabii. Ayrı onlar böyle. Nasıl? Çünkü ev dönüyor mesela günümüzde. Ayrı ev açıyor böyle. Uzakta olabiliyor. İşçi görevi, mevcut görevi uzakta olabiliyor. Evet, evladı var. Elhamdülillah var ama uzakta mesela böyle. İşte kıyamet gününde bu Aleyhisselam Hazretleri mizanda, mizan terazi, vezin, ölçüler bunlara. Mizan ismi alet, yani ölçüm aleti anlamına geliyor mizan. Mizanda Abdülmümin'e, mümin kulunun mizandaki en ağır sevabı güzel ahlak olacak. Ahlak bakmadı. Ahlak mizana konacak, o da konacak. Ahlak böyle. Hüsnü ahlak deniyor buna. Güzel ahlak mahşik mezara konacak böylece. Zaten kişinin ahlakı iyi olmazsa yaptığını bozar muhtemelen böyle. Yaptığını bozar kişi böyle. Bir kalp kırar, bilmem ne yapar, yüzüne vurur, hepsi gider böylece böyle. Bir gün İrem Ethem Hazretleri bir köye uğramış, gezerdi o. Gezerdi zaten böyle. Ev barkak kendisinin orasına padişah sultanken onu terk etti kendi eliyle. Allah dostları arasına karıştı. O aşkı tattı. Aşk tattı mı derler. Allah aşkına tattı. Bir köy oruyor. İki namazından sonra çıkıyor, oturuyorlar cami önünde. Bir fakir geliyor. Yani köy, o köy oturan herkesin tanıdığı bildiği bir fakirmiş. Gerçekten fakir. İhtiyaç sahibi. Böyle. Geliyor. Tabi durumu arz ediyor. Şeyen lillah. Allah için bir şey verirse verin böyle diyor. Çocuğum aç. Veren tabi veriyor. Ama geldi her veren bir de şah koşuyor. İşte annemi dua et, babama dua et. Şöyle böyle yap. İbn-i Hatem de onun önüne gelişinde. Onun için bir tek bir para var. İşte neyse o gün geçer para akçesi. Bir var böyle. Hepsi o kadar serveti. Çıkar onu göre böyle. Verirken bir de dua ediyor fakire muhtemelen. Bir de şöyle veriyor para bakın herhalde. Para şöyle böyle böyle. Avucunu böyle yapıyor. Fakirin alması için böylece. Harçta geliyor ya. Yedir ulya hayrın. Yedir ulya hayrın. Yedir esbeli. Altı geldi, üstte geldi hayırlı. Bu Türkçe'ye deriz mi? Mesela biz aldan elden deriz böyle. Hadisi bu değil aslında böyle. Hadiste yedil ulya hayrın öyle. Üstteki el altı hayrı böylece. Bu ne yapıyor şimdi? Onun eli daha hayırlı olsun benden diye hakikaten böyle vermiyor da böyle veriyor böyle. Böyle veriyor böyle. Al diyor benim bunu böyle. Yani o benim daha hayırlı olması bu şekilde böyle. Ona parayı veriyor ve başlıyor dua etmeye. Allah senden razı olsun be bak buraya geldin sen bu şekilde. Hep ona dua ediyor bu şekilde. Şaşırıyor şu köylüler şimdi. Ya sen ne yapıyorsun İbrahim'e diyorlar ya. Bak sana para verdin. O sana dua etsin.
Öyle değil diyor. Onu Allah razı olsun. Postacı diyor. Postacı o bak. Eğer o gelmeseydi bu para burada kalacaktı. Ölsem kalacaktı para burada böyle diyor. O geldi diyor. Bunu diyor ahirete götürüyor. Yani de bir komşu bir şey almıyor benden böyle diyor. Hadis-i Şerif de buyuruyor Tirmizi İbn-i Mace'de Sûr-i Resulullah an estirmâ-i yudhül nâse el cennete. Soldan sağa ya Resulallah insanı en cennete götüren nedir? Cennete girme sebep olan. Kale tekvallah hüsnün hulkü buyurdu. İki şey buyurdu bu hadis-i şerifle burada. Biri tekvallah. Tekvallah Allah korkusu yani böyle. Allah korkusu Celle Şahalü. Bu nedir? Her şeyin başı Allah korkusu. Resul hikme mehafetullah hadi geliyor. Resul hikme mehafetullah. Her şeyin başı Allah korkusu. Allah'tan korkan kişi günah işleyemez muhteremler. Haram yapamaz, yalan söyleyemez, bir kötü bir şey yapamaz. Allah korkan kişi böylece. Bir de ne buyuruyor? Hüsnü hulku, güzel ahlak sahibi olmak. Ahlak güzel bak böyle bak. Yani cennete götüren bunlar böyle. İyi ahlakla kişi öyle sevaplar var ki kişi bunun farkında o değil dünyada muhtemelen böyle. Öyle sevaplar var böyle. Kişi bunun farkında değil böyle. Mesela bir insan ömreye gider, bunu bilir ama ömreye gittim der böyle. Da gelen tabii hoş gelen Allah kabul etsin der. Yani büyük bir iş yaptığını öyle bilir kendisi böylece. Ama öyle sevap var ki yapan kişi bunun sevap olduğunun da farkında bile olmaz böyle. Mesela bir garibe bir yüzüne güler, halini sorar, bir yürüyemiyor mesela koluna girer, elindeki poşeti kaldıramıyor, zor yürüyor ona biraz yardım eder, arabasını alır onu, mesela böyle, onu bir yardım eder mesela böyle. Bir derdi vardır, iki kişi daha onları barıştırır, mesela eşler arasında daha günde onlara barıştırır bir şey yapar kişi, bir yetimin başını sıvazlar, bunlar çok basit bir gelir insana böyle. İşte mahşerinde günah sevap tartıldığı zaman sevap dağıtıldı, günah dağıtıldı. Sevabın ağır gelmesi gerekiyor. Mevla buyuruyor. Hemen sekulet mevazinühü. Kimin mizana ağır sevabı ağır gelirse yani hiç günahsız demiyor bak orada böyle. Yani hatası kul olmaz böyle. Hatası kul olmaz. Demek ki sevabı günahına geçerse. Buna tabi bazıları farklı yorumluyorlar. Ne diyorlar? Alnı secde görmüyor. Belki bayramdan bayrama namaza gidiyor veya cumadan cumaya gidiyor. İşte efendim işte kimse kötülük yapmıyorum, şu ver, bir namaz kılmıyorum böyle. Halbuki en büyük günah günah-ı kebair bir namazı terk etmek. Bir vakti. Bir vakti bak böyle. Farz-ı ayın. İslam'ın beş şartı. Nedir şart? Olması olmaz. Olması olmaz böyle. Bir insan mesela bir yere girecek, memurete, okula bir yere girecek insan, bunun şartları vardır. Şu şartını yap, git bakın böyle. Liseyi okumayan üniversiteye girecek. Girebiliyor mu? Giremiyor böyle. İslam'ın beş şartı birden namazı böylece. Demek ki bir insan bir vakit namazı kasten terk ederse, yani kılma imkanı var, kılabilir, harpte değil, şunda bunda değil, düşman kendini kovalamıyor, kılmadı, onu kaza etmeye ölürse Allah korusun, yandı gitti muhtemelen bak, bir vakit namaz ile böyle. Günde beş vakit namaz var böyle. Kişi beş vakit namaz terk etmiş, bir gün, üç gün, beş gün, bir ay, bir yıl. Hiç altına çıkmaz muhtemelen. İşte mahşerde kimin sevabı günahını geçerse şimdi öyle insan olacak ki tabii mahşerde ibadete yetmiyor. Tam namazını kılmış, orun tutmuş, çok şey yapmış ama yetmiyor sevapları. Yetmiyor. Kul artık orada çıldıracak mı böyle? Hesap başına böyle. Artık dönüş yok. Çıldıracak kulağı böyle artık. Perişan bu sefer de.
Buyur ki Rabbim kulum korkma. Senin daha sevaplarım var kulum. Daha senin sevaplarım var kulum. Ne var ya Rabbi? Sen filan garibi hasta ziyarete getir onu böyle. Onun başını sıvazladın. Ona teselli verdin. Onun gönlünü yaptın. İşte bir kere de ona bir mesela elma bir portakal götürdün senin kulum ona böyle. Bundan koyan bakalım bunun sevabını. O büyük bir sevap muhtemelen böyle bak böyle. Ben bir kuluma selam verdim. Bir kişinin derdi vardı. Onun derdine derman oldun, ortak oldun. Onun yapamayacağı bir işi vardı, beceremeyeceği bir işi vardı. Sen ona ön ayak oldun. Ona yardım ettin. Filan kişinin namaz kılmasına sebep oldun. Filan kızın örtülmesine sebep oldun. Bak tamam efendim. Kişi farkındır bunların efendim. Oturmuş mesela birisinin, yabancı bir yerde icabında, otoka oturmuş, arabasını beklerken, bir anda oturuyor bir yabancı tanımak kişi böylece. Konuşurken namazdan bahsettiler. İşte o ben kılmıyorum. Onu namazı tavsiye etti, namazı güzel anlattı kendisine. O da ondan bir hisse almış, öğütlenmiş ondan, namaza başlamış. Bu farkın değil hani böyle böyle. O kişi namaz kıldığı sürece, yaşam boyu, Allah'ın sahabının bir katı ama sahabı bilinmiyor. Yarı inmiyor sahabı böyle. Onun Allah'ın sahabının bir misli de bir katı da bunun detayına yazılıyor muhtemelen bak böyle. Yani böyle sahabı var muhtemelen böyle. Bunlar da var. Has Enes buyuruyor anlattığı gereği yine hadis-i şerifi. Et-Aliye Resulullah ve ne el-Abı me'al-gülmâni. Has Enes başta geçmişti bu ismi sahabe-i kiramdan çok hadis-i rivayet eden. Zat. Kimdir bu muhteremler? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman biliyorsunuz kaldı evde Ebu Hazretleri evi. Ebu Ayyub, Halid bin Zeyd asıl böyle. Halid bin Zeyd, Ebu Ayyub Hazretleri onun evinde kaldı. 7 ay kaldı orada. Oraya Peygamber Aleyhisselam geldiği zaman Medine halkı tabi hoş geldin geldiler kendisine, iman edenler, müminler. Hoş geldiler. Genelde her gelen bir hediye getirdi gelirken de böyle. Ama Peygamberimiz kendini yemiyor, gelen de ikram ediyor onları sohbetleri böyle. Hazreti Enes'in annesi, onda Hazreti Enes 10 yaşlarında, 9-10 yaşlarında kendisi, 10 yaşında daha kuvvetli rivayet. Annesi de Peygamber aşıkı, Ümmü Süleym. Lakabı Asad-ı Rümeysa adı kendisinin. Peygamber aşıkı. İlk Müslümandan Medine-i Münevvere'de. Öyle bir kadın. Ama o anda karısı ölmüştü. Enes'in babası adı Malik'ti. Ölmüştü o. Ona nasip olmadı Müslümanlar. Hatta bu hanımcağız Hazreti Ümmü Süleym Hazretleri İman edince, ilk müminler olunca kocası buna kızıyor. Neymişsin oğlum derken bu dinden dönmeyince kocası kızıyor gidiyor böyle. Şam'a geçen benim böyle kalmayacağım orada diyor. Yolda öldürülüyor ama. Eşkılık ölüyor kendisine böyle. Öyle gitti kendisinin babası. Malik adı böylece. Dul kaldı. Evlenmedi hemen böyle. Hemen evlenmedi. Yavrumu dedi ben yetiştireyim dedi kendisi. Medine'ye gelince Aleyhisselam Hazretleri aldı Enes'i elinden tuttu geldi. Ama Peygamber aşıkı, içi yanıyor efendim. Dedi ya Resulallah, ya Resulallah. Herkes sana bir hediye getirdi. Ben bir hediye bulamadım kaç gündür evde. Benim bir Enes'im var dedi böyle. Bir Enes'im, yetim var, Enes'im var benim böyle. 10 yaşlarında. Ama ya Resulallah, uysal yap çocuğum ha böyle. Çocuğum uysaldır, iyi ahlaklıdır, tebirlidir. Onu sana hediye edeyim oğlum bana. Kabul edersen böyle. Sizin yanınızda burada kalsın, hizmetinizi görsün. Yeti götüreyim böyle. Peygamber baktı böyle, tabi peygamber gözüyle, o ferasetle, onun ruhsal haline baktı. Kabul etti, peki dedi böyle. Dedi ki şimdi annesi, ya Resulallah, senin bir ricam var. Oğluma dua eder misin? Dua eder misin oğluma? Yani kırmadı, dua etti böyle. Ne dua etti? Allah'ım buna hayırlı uzun ömür ver.
Hayli uzun ömür ver. Bunun malını çok eyle. Malını bak. Bunun evladı çok olsun. Evladı çok olsun derden böyle. Elhamdülillah tabi dua kabul oldu. 103 yaşında öldü muhteremler. 103 yaşında öldü. Malı da çok oldu. Evladı da çok oldu kendisi. Torunlar çok oldu kendisinde. Şimdi bu Hazreti Enes buyuruyor. Yetim büyüyor tabi. Et aleyh Resulullah. Resulullah benim yanıma geldi diyor. Bak bu işte böyle. Ve ne ben el abu meal gülmane. Tabi Hazreti Enes peygamberimize hediye edildi ama hizmet için devam oturmuyor tabi. Çocuk. Dışta oynuyor. Oynuyor. Gerektiği zaman peygamber çağırıyor kendisini böyle. Çağırıyorlar. Fakat bakın bir peygamber alakına mı böyle? Bir çocuk. Ben diyor evin önünde oynarken çocuklarla böyle gülmani Resulullah benim yanıma geldi bak böyle. Yani çağırmadı kendi geldi böyle. Fesselamu aleyna bize selam verdi. Çocuklara bak. Ya buna sünnet mi böyle? Yani geliyor çocuklara selam veriyor. Ve bu hasseneyi rivac ettin. Beni bir yere gönderdi. Bir ihtiyacı bir şey varmış Aleyhisselam Hazretleri'nin. Bana bunu yavaşça kullanması söyledi. Enes filan filan yer şöyle dedi. Ben ne söylemiş söylemiş sır var mı? Bilmiyor bu. Gönderdi. Feftatü ala ümmi. Uzakmış demek ki oraya gittim. Tekrar Resulü'ne geldim. Eve gittim. Geç kaldım ama. Evi Kuba'da evleri. Kuba'da oturuyorlar kendileri. Her akşam erkenden güneş batmadan akşamdan önce peygamberi gönderirdi Kuba'ya giderdi. Sabaha gelirdi böyle. O gün geç kalmış, karanlık basmış. Tabi anneciğe de gözü yolda karanlık bak. Eve gidince yavrum Enes'im niye geç kaldın? Anlatıyor anne diyor Resulullah ben diye bir acil işim bir yere gönderdi. Onun için geç kaldım. Selamun aleyküm karet ma habeseke. Annesi buna şimdi soruyor böyle. Peki neydi peygamberin sana o söyledi o kişi? Niçin gönderdi oraya? Hani o bir Resulullah'ın sırrı o. Onu söyleyemem diyor oradan böyle. O Resulullah'ın sırrı o. Peygamber bana beni kulağıma söyledi. Kulağıma söyledi. Bak o yaşta Resulullah peygamberine tembih etmediği halde ama peygamber bana diyor kulağıma yavaş söyledi. Baştan duyurmadı. O Allah'ın Resulü'nün bir sırrıdır. Ona insan söyleyemem. Ama söyleme onu sakın böyle. Sakın söyleme diyor. Hatta Bahadır Şerif'i Hazretleri'ne söylerken yine Basra'da refat etti. Basra'da. Hatta böyle. Sahabi Bünani diye bir zat vardır. Sahabi de Bünani diye Hazretleri. Tabiinden kendisi. Hazretleri'nin devamlı sohbeti bulunan kişi. 40 sene sohbeti bulmuş Hazretleri'nin muhtemelen. Dedi ki ona, ya Sabit, eğer bir kişiye bu sırrı söyleseydim sana söylerdim. Ama sana söylemeyeceğim bu muhtemelen böyle. Sabit bin Ali. Hazreti Sabit Hazretleri de muhtemelen tabiinden. Hazretleri'nin 40 sene sohbete bulunmuş. 40 sene. Enes gibi bir zatın böyle bulunmuş. Her açıdan bir kemal ermiş bir zat. Bu ölünce ertesi günü bunun dostları bunu ziyaret ediyor mezarına gidiyorlar böyle. Şimdi yeni mezara giren kişi o arada biraz sıkılır muhtemelen böyle. Alışması için oraya böyle. İlk günleri ziyaret daha sık olması gerekiyor böyle oraya. Gidiyor arkadaşlar bunun ziyaretine. Bakıyorlar Hazreti Sabit'in bir eli mezarın dışında bir eli. Eli kanlı ama avuca. Kanlı dışında böylece. Allah Allah acaba ne olduğunu bakıyorlar. Büyük bir yılan. Yılan demek buna gerçek olmuş. Yılanı boğmuş bir terimi 60 yılını şöyle. Yılan orada ölmüş. Elimizin dışında eli kanlı ama böyle. Uğraşıyorlar elini mezara içeri almaya. Alamıyorlar ama böyle. El dik kalmıyor böyle. Kalmış. O kadar uğraşıyorlar. Bir elini kırıp içeri alamıyorlar. İşte birinin daha açıkmış keşif hali. Arkadaşlar bu elini içeri almaz. Uğraşmanın başına. Ne? Eli kanlı. Kan iliştir. Elini yıkayalım. O zaman kendi çeker elini böyle.
Hemen suyu yıkıyorlar, geri elini çekiyor muhtemelen böyle. Geri çekiyor böyle. Yani Allah dostları başka bir alem muhtemelen Allah dostları böyle. Onların halleri böyle. Farklı insanları böyle. Bir örnek de inşallah ahlaktan şey vereyim. Rabia Hatun'u. Rabia. Rabia Arapça dört anlamı geliyor böyle. Dördüncü kızı oluş annesinin babasının ona bu isim verdiler. Rabia diye. Yani salise üç olur, saniye iki olur. Bunların ev demeyeyim de artık çadır mı diyeyim, kulübe mi diyeyim böyle bir yapılar varmış annesinin babasının. Şehrin kenarında, Basra'da yaşıyorlar. Gece karanlığında doğuyor Rabia Hatun. Doğuyor ama annesinin onu sarmaya bir bezi yok. Yani eski bir asır, yırtık pırtık, toprak böyle. Yani evlerinde onu saracak, demek ki bir olgunma, bir şekilde böyle böyle. Onu saran bezi yok böylece. Bir de hava karanlık. Ay işte bu gece kocasını rica ediyor. Ben de pek iyi değilim. Ben de hastayım bayağı. Belki sabaha çıkmam. Bilmiyorum ama diyor. Ne olur diye gidip bir komşuya bir diye kandil iste. Emaneti al bir şey işte. Kandil iste. Bir de bir eski bez iste. Bunu bir sarayım. Yavrum diyor böyle diyor. Peki diyor kocası. Gidiyor. Bir uzakmış komşu da. Şeyin dışında. Tam bu komşu kapısına gidiyor, bir duruyor. Allah'ım, sen bizi görüyorsun, biliyorsun. Ne sen bize verirdin, demek ki bizim için bu daha hayırlıdır. Ya Rabbi, sen varken ben kimin kapısını çalabilirim ki? Çalamayacağım dedi böyle. Dönüyor, gene kendi çadırına, kulübesine geliyor. Aklına hanımı geliyor, yeni doğum yapmış kadın. Hasta kadın böyle. Aç kadın, yeni doğum yapmış. O bundan bir şey bekliyor şimdi, bir kan ışık bekliyor, bir şey bekliyor. Şimdi içeri de giremiyor, içi yanıyor. Hanım hatına gideyim tekrar diyor. Üst sefer gidiyor. Tam kapıya gidiyor. Allah'ım ben nasıl giderim başlarının kapısına sen varken Allah'ım. Böyle böyle. Gidemiyor. Tabii annesi kadın da helamda sabah çıkıyor. Sabahtan gidiyor çapattan yerlerden. Bir bez buluyor, onu yıkıyor getiriyor. Onu şöyle sarıyorlar. Doğumu böyle oldu muhtemelen böyle. Doğum böyle oldu. Sonra bunun annesi de öldü, babası da küçük yaşta öldü. O zamanlar da köle tacir mi diyeyim, artık örgütörü mü diyeyim yani muhtemelen. Köle kaçıranlar vardı böyle. Tabi onu denmez tacir de artık bir örgütör, terör örgütörü böyle vardı. Sırf köleyle uğraşanlar böyle. Köle kaçırırlardı böyle. Çalıp kaçırırlardı böyle. Bunu da böyle kapmışlar, sattılar bunu böyle. Bunu sattılar. Bunu alan kişi de çok zalim biriymiş. Ne yaptırıyor şimdi buna böyle? Eline bir ip, bir balta, Rabia karşı ormana gösteriyor. Orada ağaç kes, getir bakalım buraya taş. Onu yukarı, oh böyle böyle. Ay yanına kayıyor ama. Sırtta ince bir şey. Az giderse dövüyor. Geç kalsa gene dövüyor. Böyle. Ormana gidiyor. Tabii acele kesiyor. Ayaklarına tabii diken batıyor, orman bu. Ayaklara patlamış, dikenler batmıyor artık, zor ayaklarına basıyor yerlere. O şekilde ağaçları kesiyor, onları bir ipe bağlıyor. Sırına güzel bağlı, çok da almış dövmesi diye. Gelirken ayağı takılıyor bir çalıya, çırpıyor ormanda. Yüzü kuyuya düşüyor. Ama kalkamıyor. Çok zayıfmış zaten böyle. Köle tabii, veresi yiyecek böylece, kuru ekmek bir şey. Çok zayıfmış, kalkamıyor. Uğraşıyor, çırpınıyor, kalkamıyor. Derken bakıyor ki o sahibi olan zalim kişi Rabia gelmedi, geç kaldı. Eline kamçı geliyor. Yatağa gönül başlıyor bunu vurmaya. Vururken Rabia'nın altına bir şey geliyor böyle. Ya Rabbi, benim akranlarım şu anda ana baba kuzusu olan evlerinde ilk göz, dört göz arasında yaşıyorlar işte evlerinde böyle. Öyle el bebe gül bebe de böyle yaşıyorlar bu şekilde. Oynuyorlar şimdi ben. Acaba ben niye bu çekiyorum? Aklın gönlümden böyle geçiyor. Tevbe ediyor.
Allah'ım ben halime razıyım diyor. Allah'ım sen bana ne versen razıyım ama aşkını ver Allah'ım diyor. Aşkını ver. Gönlüm Allah'ım sen aşkın yansın. Her şeye razıyım diyor. O anda gönlüne aşkullah veriyor muhtemelen. Aşkullah veriyor böyle. Gönlü bir yani Allah'a yanınca artık dünyaya hiç kalıyor gene böyle. Aynı anda o efendisine gönlüne Mevlami merhamet veriyor onda böyle. Aynı anda böyle. Birdenbire sanki kendi öz yavrusuymuş gibi birden bir değişiyor. Ben ne yapıyorum ben? Rabia diyor, yardım et duruyor, uğraşma diyor. Hemen ipi söküyor, atıyor, kaldırıyor şeyinden. Ve kendisini azat ediyor. Yani köyden azat ediyor muhteremler. Kendisine güzel bir elbise falan veriyor, kendisine veriyor. Tabii zamanla tebii tabiinden Hasan Basri'nin yanında yetişti daha çok böyle. Onun sohbeti yetişti kendisi. Bir evliliği oluyor muhtemelen böyle. Bir evliliği oluyor. Hatta bir gün Hasan Basri'nin tabiin büyüklerine kendisi. Adı Hasan Basri olduğu için Basri derler. Yani Basri Hasan'ına geliyor. Bir gün dişi kenara gitmiş namaz kılmaya Hasan Hazretleri. Bakıyor ki dişi kenarında o çevrede temizleri bulamıyor. Hayvanlar tabii suya getiriyorlar, hayvanı suya getiriyorlar. Hayvanlar bir istemiş, dişleri olmuş hayvanların. Bakıyor namaz kılacak bir yeri bulamıyor orada. Alıyor secdesini bu sefer, dişinin içine giriyor, seriyor suyun üzerine, namaz orada başlıyor böyle. Namaz kılarken Rabiat ona geçiyormuş, onu görüyor. O da secdesini havaya seriyor. Namaz kılmaya başlıyor. Namaz bitmezse namazları tabii. Doymuyor ki namaz ondan muhtemelen. Allah huzurunda. O zevk, feyiz, aşk, muhabbetullah böyle. Yani cennet hiç kalır anında böyle. Yani cennet hiç kalır anında, o aşkı yanında böyle. O halde. Hasan Hoca'ya selam veriyor. Bakıyor Rabiat'ın o. Tabi suyun kaldırma gücü var. Havanın kabuğu güldürme gücü var. Yani keramet, daha üstü keramet lazım buna böyle. İşte Rabiat'a bakıyor. Rabia, Rabia diyor yani. Sen ben üstünüm diyor. Hasan, Hasan. Siyahatına baltır yapıyor. Benim gibi siyahatına yapıyor bunlar. Yani siyahatına bunu yapıyorlar böyle böyle diyor. Yani küçümsüyor tabii kendisine. Bu Rabiat'ın Hazretleri muhteremler çok büyük evlullah. Aşkı tatmış böyle. Hatta bir gün kadınlar buna gelmişler, sormuşlar. Ya Rabia, tabii çok özetleyeyim bazı hayatlar, böyle parçalar. Bir isteğin var mı diyorlar Rabia'tına böyle. Yani ne isteğin varsa Allah aşkına söyle, yapalım. Var tabii var, bir isteğin var. Ne istiyorsun? İşte bir mezara girsem de, belki bana sorsalar. Ya Rabia men Rabbike. Rabbin kim? Rabia desene bana diyor. Ben de Allah desem diyor. Desem diyor. Onu bekliyorum böyle böyle. Böyle. Onlar için ölmedi ölenler bunlar muhtemelenler. Ölmedi ölenler bunlar böyle. Bunlar o alem yaşıyorlar muhtemelen bu şekilde böyle. Bir ara aç kaldı Rabiat evinde. Üç gün aç kaldı yani üç gün. Evinde bir hurma var. Hatta su bile kalmamış onda evinde muhtemelen böyle. Aç kalmış. Nerede kendisi zayıftı çok kendisi. Miyom teptiği kendisi zayıftı. Üç aç kalınca iştahı bitmiş tabii artık kendisi. Üç günden sonra bir kadın, onu ziyaretine gelen bir kadın, salih bir kadın. Kapıyı vuruyor. Rabia, Rabia gel buyur. Şey giriyor. Rabia'ta oturmuş sıyada üzerinde. Huzurda onlar böyle. Hatta onlar böyle Allah Allah demez muhtemelen böyle. Onlar isimler müsemma deniyor buna. İsim ama müsemmaya gitmiş olarak böyle. Yani hem Allah ile beraber devamlı huzurda yanıyorlar böyle. Huzurda tefekkür hallerine kalıyorlar. Rabia diyor, üç günden beri canım şunu istiyor. Bir hamur işi. Neyse o yerde o zaman yapılan bir şey. Canım üç gün bunu canım istiyor. Yapmaya vakit bulamadım. Üç günüm şu oldu. Bu sabah bunu yaptım. Ama sana getirmeden geçmedi boğazından diyor böyle. İçten bir gönül, his, duygu diyor beni itti böyle böyle diyor. Bunu Rabia götür diye diyor.
bizi örtmüş biberle tabak içerisinde sıcak duman çıkıyor. Bunu sana getirdim. Peki sağ ol diyor. Aldım onun eline bunu. Okey gerçekten o yerde en sevilen bir hamur işi neyse dumanı çıkıyor. Alıyor onu işte oturuyor. Fakat testiye bakıyor. Testi hiç su kalmamış. Aç olduğu için tabii su içmiyor. Gideyim diyor Pınar'a. Su alayım getireyim de otayım onu süre beraber yiyeyim ben bunu böyle. Uzakmış Pınar'da. Alıyor testiyi Pınar'a gidiyor. Geliyor kapı açıp bir bakıyor. İçeri bir kedi girmiş. Onların hepsini yemiş böyle. Hayvan yemiş onları. İri bir kediymiş. Bir de dökülenleri başı yerden yalanma hayvanda. Hayvan sevmiş bunu tabii böyle bir şey böyle. Onları yalıyor. Kapıda kedi görünce oturuyor. Fesubhanallah. Allah'ım ben bunu sen bana gönderin zannettim. Bu kedi rızkıymış. Ona göndermiştim. Allah'ım ben. Ben razıyım Allah'ım senin yaptığına böyle diyor. Oturuyor kapıda. Kedi rahatsız olmuş senin böyle. Kedi yalanı yapıyor. Bir eski bir tasarruf su da koyuyor kediye. Onu da gönderiyor muhtemelen kediye bu şekilde böyle. Ahlak değiştirir mi şimdi muhteremler? Yani bir insan kötü ahlak iyiye çevirebilir mi? Hazreti Ömer'in yapısı biraz sert muhteremler. İslam'dan önce. Hazreti Ömer'in yapısı sert, mizacı böyle. Hazreti Bekir yumuşaktı. O zaman da böyleymiş. Hazreti Ömer yumuşadı mı? Hayır muhtemelen. Yumuşamadı ama ne yaptı? Sertliğini İslam düşmana karşı kullandı muhtemelen. Müslümana karşı çok yumuşak. Bak muhtemelen. O da lazım böyle şey böyle. Yani bir insan ahlakını eğer Allah yolunda kullanabilirse gereken yerde gerektiği kadar. Gerektiği kadar. Yani durabilecek böyle. Yani kılması gerekiyor bir yerde. Böyle şu temizliği için, şu için, bu için böyle. İnsan biraz bir hafif bir sertlenmesi gerekiyor bazen bir yerde. Ama gerektiği kadar yapı durabilecek burada böyle. Yani işte ben kızdım artık gözüm bir şey görmüyor. İşte kafam karışıyor. Artık şey falan patlıyor. O gitti muhtemelen böyle. Gitti onlar böyle. Yani kişi nedir? Kişi nefsinin kölesi, kulu. Allah korusun. Bu nedir nefsi ama diyor. Nefsi ama muhtemelen. Yani bir insan eğer nefsini aşamamışsa, ruhsal yönü güçlenmemişse, kişinin nefsinin kölesi olmuştur. Böyle. Allah korusun, kin, kibir, ucub, dünya sevgileri, şehvet, gazap, artık bunlar her şeye böyle böyle. Öyle olur ki, en sevdiği yemeği yerken, bir komşuya mesela, bir yolda müşterisine mesela, bir sene kızar, ona gidince bağırıp çağıracak muhtemelen böyle. Abinin köpek yani. Köpek mesela önüne yemeği verilir köpeğin böyle. Köpeği yerken oradan biri geçiyor, yemeği bırakır, kanı açar bir böyle, gider böyle. Havlar. Tatma muhtemelen böyle. Yani bir insan nefsi emmare ise, Allah korusun muhtemelen böyle. Emmare ise, kişi ne yapar? Arabasına frene patlamış muhtemelen der. Patlamış, frene patlamış. Diri sakinini kaybetmiş. Buna benziyor. Osmanlı Padişahı'ndan birisi, adını unuttum muhteremler, ülemalar çok önem veren bir padişahmış böyle, ilim adamlarına. Toplamış bunun sarayında bunları. Tabi sarayda ilmi konular konuşuluyor, müzakere ediliyor orada. Her gece bir değişik konu. O güzel konu, huy tamamen değişir mi? Bu konu orada. Yani devlet memuru konusunda tavsiye ediyor bazıları buna böyle. İyi insan almasını aslında. Şimdi oradakilerin ulemaların hemen hepsi de ittifakla huy ahlak değişir. Değişir böyle diyorlar. Biri buna muhalif tek kalıyor böyle. Sultanım ahlaktan değişmez. Ahlak durur böyle. Ama kişinin nefsini tehlike ederse onu yerine kullanır böyle. Etmemişse artık başıboştur o ahlak böyle. Yani salma köpeği gibi böyle. Tabii bu tek kaldığı için bunun görüşleri hiç orada dikkat alınmıyor. Dağılıyor bu.
Birkaç gün sonra, bir ay sonra Allah Şaban'ı tekrar davet ediyor bu kişi için böyle. Neden bir ay sonra? Parşa bir kedi yavru aldırıyor adamlarına. Kedi yavrusu bunu bakalım diyor. Bir kedi yavrusu buluyorlar. İki tane de bakıcı kediye, kedi eğitilecek kedi. Kedinin başına gümüş gibi tepsi yapıyorlar. Tam oturuyor başına böyle. Üzerine bir fincan kahve konacak, onu misafir verecek böyle. Yani kedi, iki kişi bununla meşguller böyle. Kedi gel gel dur dur, buna ver, ona ver. Kedi tam eğitiliyor bir ayda mı derler. Bir ay sonra padişah bunu haberine gelsin bakalım saraya. Şimdi bu geliyor, oturuyor tabii yerde. Başı işaret ediyor, gelsin bakalım kedi. Kedi geliyor ama öyle aldı pullu. Kurdeyran sarılmış, boyunları, gerdanları falan var kediden böyle süslü püslü kedi. Tabii adımı ona atıyor böyle, eğitimle adım atıyor. Geliyor, işaret ediyor padişah buna ver diye. Öne gidiyor, duruyor tabii böyle. Alıyor kahveyi, şimdi parçaya bakıyor, gülüyor. Nasıl? Bak nasıl terbiyeli bak. Kedi bir nasıl terbiyeli bak. Sultanım, yarın tekrar gelsem, yine bu kedi bu işi yapar mı, bana bunu yapar mı? Tabii yapar. Peki kabul eder misin tekrar beni? Ederim, gel peki. Buna çıkıyor, gidiyor gece konu mahallelerine. Ama ehliyeti aşağı birer tabii böyle. Her evde yavrular çok farada anlattı. Çağırıp kaçan çocuğu, bana bir fare bulun böyle diyor, bir altın vereceğim böyle diyor. Kim olursa böyle diyor. Bir fare bulun bana, canlı ama diyor, bir altın vereceğim. Koşuş yoklar böylece. Biri almıyor, bir beze yakın bir tane, canlı hemen koşu götürüyor böyle. Şey bilerek, alıyorsun, bir altın alıyor. Onu bir kutuya koyuyor böyle. Hafif delik yapıyor, evine gidiyor. Onun suyunu yemini veriyor gece, kutu içerisinde. Ertesi güne randevu saatinde gereken onun cebine koymuş. Küçük fare cebine geliyor. Şimdi oturuyor oradan, işareti gerçekten bakıyorum kedi gene böyle. Padişah tam güvenle gelecek, yapacak böyle. Gerçekten yine kedi geliyor, ağır tempolu, uyku adına geliyor. Tam ortaya gelince çıkarıyor kutuyu, bir atıyor. Fare atlayınca unutuyor şimdi kedi kediliğini. Hemen kahve, şey fincan bir tarafa, kahve bir tarafa, tabak bir tarafa, hemen kedi fare attı bu şekilde. Şimdi bu bakıyor padişaha, halk sen aklın şimdi böyle. Aklımışım efendim. Yani bu zoraki eğitim buna deniyor Arapça tekellüf. Tekellüf deniyor. Tekellüf böyle böyle. Bir insan bazı yerde kendisini böyle sabırlı göstermeye çalışır. Usta göstermeye çalışır. Yapmayacak hareketler. Ama olmayan yerde hemen değişir muhtemelen bir şey yapar. Değişir böylece. Bunun nedir tek çaresi, bunun tek çözümü? Nefisle cihat. Cihat böyle. Nefis isteğini vermemek. İstedilmemek, ne vermemek, bunun için çalışmak kendisine. Bahattin Hazretleri, Şahat-ı Mahat Hazretleri, doğmadan önce daha böyle ne oldu belliydi muhteremler. Doğmadan önce daha böyle, onun üstadı olacak kişi, geçerken mahallesinden, dükkandakilere, böyle bir hamile kadın var, bir Allah dostu olacak bu muhterem böyle. Veriyor. Gençliğinde, Buhara'da, Buhara'nın bir köyünde doğdu orada. Bir gece aşk geliyor gençliğine böyle. Yanıyor aşkına böyle, aşkına, Allah aşkına böyle. Sıymıyor böyle. Altına geliyor, falan diyor, yere gideyim diyor. Oradaki o Allah dostuna, yani onun üstad olacak kişiye, bir oraya gideyim bakayım, belki de tartışmalarım belki de böyle, onun sohbetinde. Kar artık göğsüne gelmiş kar böyle. Kardan zor düşe kalka. Seher vaktinde o köye gidiyor. Bak ışık var içeride. Duman çıkıyor bacadan da. O zaman bacadan böylece. Duman çıkıyor. Oh diye böyle sevinirsin böyle. Kapıyı vuruyor, açıyor kapıyı. Mübarek oturmuş bir yerde. Çay içiyorlar. Yeşil çay içiyormuş onlar orada. Şimdi. Çay içiyorlar orada. Bu da hemen giriyor şöyle bir kenara oturuyor. Artık ondan mutlu yani böyle. Tabii yoldu, karda üşüdü, dondu her tarafında. Ocak yanıyor orada. Bir de yeşil çekirin veriliyor. Üstad da hazır sohbet ediyor burada. Mübarek bir bakıyor buna şimdi birbirine. Kim bu be? Kim bu be? Ben şey bilmiyorum işte yeni bir genç geldi. Atın dışarı bunu diyor. Atın dışarı bunu. Yapalım çık bakalım buradan. Buna.
Bu şimdi bir ton okudu. Allah Allah. Bu kadar kötüyüm ben bu kadar böyle diye böyle. Bu kadar kötüyüm ben. Kalkmayacak. Atın bunu diye. İlk üç tutuyor bunu elini ayağından. Atın kara diyor böyle. Açın kapı, açın kapı böyle. Kaldır kapı, atıyorlar. Karıştırın böyle. Kar diyor yağıyormuş böyle böyle. Orada yıkımdayım. Kalıyor böyle böyle. Karıştırın tabi yağıyor. Epey bir şey yapıyor. Biraz sonra diyor ki al onu içeri böyle. Onu içeri al bakayım. İçeri alıyorlar. Yanına alıyor muhtemelenler. İç bakayım şeyini. O gece perdeye patlıyor muhtemelen. Bir gece böyle. Neden böyle yapıyor muhtemelenler? Nefs-i ammaresinden tek az şey kalmış böyle. Bir enanet kalmış. Beni kalmış böyle böyle. Yani ben aşıkım, maşıkım, kendi bir varlık görmek kendisine böyle. Tam fena bir olamamış böylece. O makama gelmiş. Ama diğerleri hepsinin hakkı noksan. Onu yapsa onlar kaçar giderdi. Gelmezdi bir de oraya muhtemelen böyle bunlar. Onlardaki sohbette biraz zevk alsın. O kadar onun yaşayanları böyle. Mondası böyle böyle. Bunun az bir şeye kalmış. Bir atlaması gerekiyor böyle. Eğer işte kalk otur zikirde şunu yap bunu yap derse 10 sene 20 sene uğraşması gerekiyor bunlar böyle. Ama yarım saatte nefisli bir şey kalmıyor bunlar böyle. Bir şey kalmıyor. Şimdi terbiye ediyor. İşte demek ki güzel ahlak muhteremler hem dünyada insan mutlu olur, rahat olur insan böyle. Güzel ahlaklar böyle. Kişi sinirlenmez, stres gelmez, bunalım gelmez, kişi daralmaz. Her şey hoş görür kişiye böyle. Tabi din ayrı. Din yolunda Hazreti Ömer de sert muhtemelen böyle. Sahabeler sert din, din yolunda. Allah yolunda başka var. Ama ölçüyü kaçırmamak şartıyla. Ölçüye ne böyle böyle. Mesela bir örnek vereyim. Bırakayım sana inşallah. Hazreti Ali. Hazreti Ali. Böyle. Eshabın büyüklerinde ilk Müslümanlardan dört Müslümana biri hatta böyle. İlk dörtten biri kendisi. Bir gün Medine dışında bir Yahudi ile karşılaşıyorlar. Yahudi de tam peygamber düşmanı böyle. Azılı bir Yahudiymiş böyle. Hastalı böyle tabii kimse yok orada. Beraberler oturuyorlar. Tabi aslında bir sahabe-i kiram hazretleri böyle. Peygamber vekili onlar. Onun daveti İslam'a. Bak diyor. İşte peygamberimizde hak peygamber olduğunu tabii ayetlerle, örneklerle kendisine İslam'ı davet edince Yahudi böyle kızıyor, köpürüyor şimdi. Ben dinim dövüşemem derken iş kavga dönüşüyor. Çekiyor Yahudi'sinin kılıcını, buna hücum ediyor hastalığa. Hastalığa bir şey yenilmeyen, hiç yenilmeyen böyle. Sonra tabii şehit oldu başka. O çekiyor kılıcını, hastalığa bir onu bir kılıca vuruyor bir kılıcıyla. Bak boynuna vurmuyor. Kılıcına vuruyor kılıcıyla, kızını düşürüyor Yahudi'ni böyle. Düşürüyor. Üstüne Yahudi'ne gidince Yahudi geri giderken ayak ayı sürtüşüyor yere. Yahudi'nin yanına gidiyor, yine İslam'a çağıracak. Yani baş kesmek mühim değil. İnsan kazanmak İslam'a, insan kurtarmak, hepsi Allah'ın kulu insanlar böyle. Ona yaklaşınca ne yapıyor Yahudi? Yani bu beni öldürecek diye zannediyor o şekilde. Çabuk öldürsün. Hemen bir kısmı öldürsün diye hastalığın yüzüne tükürüyormuş yatıyormuş böyle. Yüzüne böyle. Tam ama yüzüne geliyor. Atıyor tükürük. Balgamla karışık yüzüne geliyor böyle. Hemen öldürsün diye. Hastalığı şimdi bırakıyor onu. La ilahe illallah diye çekiliyor böyle. Hem o pisliğini de tükürüğü siliyor. Hem şöyle bir iki dolaşıyor, molaşıyor böyle, hiç yana bakmıyor. Yahudi hatta soruyor, Ali neyi böyle öldürmüyorsun beni? Ben sebepten neyle mi geçecek? Benim amacım seni dine davet etmekti böyle. Ama mecbur kalırsın tabii, öldürecektim seni böyle. Sen ve yüzüme tükürünce, bir de böyle nefsim bir kızdı, hoşlanmıyor nefsim bundan böyle. Ay nefsim karıştı. Yani önceki durumum sırf Allah içindi böyle. Hiçbir amacı yok başka böyle. Sırf Allah rızası için senin mücadele ettim ben. Sırf Allah için böyle. Fakat senin yüzüme tükürdüğün anda Allah'ın rızası da gölgelendi. Nefsim karıştı. Nefsim kızdı onda. Bir hiddet geldi bana onda böyle. O anda ben sana bir şey yaparsam ama nefsim olmuş öldürmüş olurum. Bunun için diyor nefsindeki bu hiddetim geçsin. Bir sakinleşeyim.
Ondan sonra karar vereceğim bu şekilde. Bakın muhtemelen Yahudi bu durumu görünce, Hazreti bu durumu görünce, İslam'daki bu inceliği görünce oturdu Ali, oturdu Beşir'e. Otur bakalım. Ali ben dedi İslam düşmanıydım böyle. Peygamber düşmanıydım ama ben yanlış oldaymışım böyle dedi böyle. Müslüman oldu muhtemelenler. Kelimeşler getirdi. Bir getirdim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. İlla Teala Fatiha.